أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين Kıymetli kardeşlerim, bugün 10. cüzün serlevha olacak konu ve ayetlerine dair konuşacağız. Cenab-ı Hak okumuş olduğumuz cüzlerimizi, surelerimizi Cenab-ı Hak kabul eylesin. Cenabından bol ecir ihsan eylesin. 10. cüz Enfal suresi 41. ayet ile Tevbe suresi 93. ayetleri ihtiva etmektedir. Surede, cüzümüzde özellikle Enfal suresinin son bölümünde savaş hukuku diyebileceğimiz, yani Müslümanların savaşa başlamadan önce, savaş esnasında ve savaştan sonra nasıl bir tavır takınmaları gerektiği ile ilgili önemli hususlar dile getirilmiş. Savaşta zaferi elde etmenin yollarını Cenab-ı Hak bizlere öğretmiştir. Şöyle ki, Enfal suresi Bedir Savaşı'na vurgu yaparak başlar. Cenab-ı Hakk'ın Bedir Savaşı'nı bizatihi ilahi takdir olarak organize ettiğini, Müslümanların eliyle kafirleri rüsva etmek istediğinden bahseder ve Müslümanlara birlik beraberlik içinde olmaları, Allah'ı çokça zikrederek zafere gitmeleri için Cenab-ı Hak bu ortamı hazırladığını haber eder. Ey iman edenler! Bir düşman birliğiyle çatıştığınız vakit sebat ediniz ve Allah'a çokça anınız ki zafer sizin olsun. 45. ayette Cenab-ı Hak, zaferin Allah'a çokça zikretmek ve sebat, sabır ve sebat sahibi olmakla beraber olduğunu vurgulamış. Devam eden ayette, Allah ve Resulüne itaat edin, birbirinize düşmeyin, sonra zayıflarsınız ve zaferi elden kaçırırsınız. Sabredin, kuşkusuz Allah sabredenleri sever. Bu ayette de özellikle Allah'a ve Resulüne itaat, Müslümanların birbirine düşecek hususlara girmemesi, bunun bu ihtilafın güç kuvvet dengesini bozacağı, zayıf düşüreceği Müslümanları ve kazanabilecekleri bir zaferi kaybedebileceklerini haber eder. Yine 60. ayette de Cenab-ı Hak, Allah'ın ve sizin düşmanlarınızı ve onların gerisinde olup sizin bilmediğiniz ama Allah'ın bildiklerini korkutup caydırmak üzere onlara karşı elinizden geldiği kadar güç ve savaş atları hazırlayın. Allah yolunda harcadığınız her şeyin karşılığı zerrece haksızlığa uğratılmadan size tas tamam ödenir. İşte bu üç ayet, yani 45, 46 ve 60. ayetlerde Cenab-ı Hak Müslümanlar için zaferin Allah'a güvenmek, Allah'a dayanmak, Allah'a çokça zikretmek ve sebat, Allah ve Resulüne itaatle beraber güç ve savaş hazırlığı, savaş atları, yani o dönem için oydu, bugün başka bir şey olur. Yani Müslümanların hem savaş araç gereci hem de taktik olarak, zihinsel olarak da bu şekilde kendilerini savaşa hazırlarlarsa muhakkak zafere erişecekleri, Allah'ın yardım ve inayetinin Allah'ı çokça hatırlayıp Allah'a güvenen ve dayananlarla beraber olacağını bu ayetler bize haber etmektedir. Kıymetli kardeşlerim, yine Enfal suresinin 53. ayetinde Cenab-ı Hak ilahi bir kaideye, toplumsal bir sünnetullah olan bir duruma temas eder. Bu böyle olmuştur. Çünkü Allah bir topluluğa lütfettiği nimetini onlar kendilerini değiştirmedikçe değiştirmez ve Allah her şeyi işitip bilmektedir. Yani Allah-u Teala bir insana, bir topluma, bir millete güç, kuvvet, servet, ilim, işte değişik iktidar gibi ilahi nimetler, emniyet gibi nimetler bahşeder. Fakat o toplum, o insan, o gruplar eğer Allah'ın vermiş olduğu bu nimetlere şükreder, iman, itaat ve Allah'ın rızası dairesinde bu nimette tabiri caizse layık bir şekilde devam ederlerse Allah o nimeti onlardan almaz. Ama ne zaman inkar, isyan, nifak, fısk gibi
yoldan çıkma sayılacak durumlara düştükleri zaman, yani nankörleşmeye başladıkları zaman, inkar ve küfre gittikleri zaman Allahü Teala onlardaki o güveni, emniyeti, güç, servet ve ilmi iktidarı alır, başka hak eden toplumlara, milletlere bahşeder. Kıymetli kardeşlerim, Sure-i Celle bu 10. yüzyıldaki Enfal suresi özellikle Peygamber Efendimiz'e, yani savaş halinde olmayıp da anlaşmalı olduğu müşriklerle eğer herhangi bir sıkıntı yaşarsa, müşriklerden böyle bir ihanet belirtisi görürse, bu durumda o anlaşmayı bozmadan önce, yani eğer bir topluluğun anlaşmayı bozacağına endişe edersen, anlaşmayı derhal sona erdirdiğini onlara açıkça bildir. Allah ahdini bozanları asla sevmez. Yani Müslüman ahde vefalıdır. Ahde vefa ilkesince eğer bir anlaşma bozulacaksa, bir karşı tarafa güvenimiz kalmamış, ciddi emareler var, bize bir hainlik edeceği bir toplumun, bir milletin, kafir bir milletin, biz de deriz ki sizinle artık barışımız bitmiş. Bu şekilde o yani açık ve net bir şekilde onlara artık anlaşmanın geçersiz olduğunu, artık daha bir anlaşmalarımızın kalmadığını belirtmemiz gerektiğini bize bu ayet-i kerime haber eder. Kıymetli kardeşlerim, 61. ayette ise eğer barışa yanaşırlarsa sen de yanaş ve Allah'a güven. O her şeyi işiten ve bilendir. Yani İslam barış dini, eğer muhatabımız olan kafir ve müşrikler, düşmanlarımız samimi bir şekilde barış ve barışın devamı için bir adım atarlarsa, Müslümanların da bu noktada barıştan kaçmaması gerektiğini Cenab-ı Hak bizlere haber eder. Yine 63. ayette Peygamberimize ve o dönemdeki Müslümanlara Allah'ın bir rahmeti olarak o Medine'deki Müslümanların ve Mekkeli mühacirlerle Ensar'ın arasındaki o Allah'ın gönülleri birleştiren o lütfunu Cenab-ı Hak hatırlatır. Müminlerin gönüllerini birleştiren O'dur, yani Allah'tır. Dünyanın bütün servetini harcasaydın onların gönüllerini birleştiremezdin. Fakat Allah onların aralarını düzeltti. O izzet ve hikmet sahibidir. Yani 100 yılı aşkın olan Evs ve Hazreç kabilelerinin aralarına İslam bağıyla, İslam kardeşliğiyle, İslam'ın tabi rahmet ve lütuf olan güzellikleriyle, Allahü Teala'nın yardım ve inayetiyle onlar kardeş oldular, kıymetli kardeşler. Bu da Peygamberimizin insan olarak yapabileceği bir şey değil. Ancak Allah'ın lütfedebileceği büyük bir yardımdı. Yine kıymetli kardeşlerim, iman edenlerin kardeş ve dost olduğu, bu noktada İnkar edenlerin de birbirlerinin dostu olduğu ve yardımcıları olduğu vurgusu yapılır. Müminlerden iman edenleri dost edinmesi, hatta bu noktada küfre giderlerse, Tevbe suresinin ileriki ayetlerde ona yine tekrar vurgu yapılacak, küfre giden anne baba kardeşlerimizi bile dost edinmememiz gerektiği vurgulanır. Ve Tevbe suresi yine 10. cüzde işlenen bir sure, geçen bir sure. Tevbe suresi malumunuz başında besmele olmayan bir suredir. Bunun hikmeti, Sure-i Celle'nin daha çok müşriklere ağır ihtarlarla başlamış olması olabildiği gibi Enfal suresinin devamı olduğunu söyleyen alimlerimiz de olmuştur. Yani Enfal suresinin devamı olduğu için besmele yoktur başında denmiştir. Okunduğu zaman Euzu billahi mineşşeytanirracim Bera'atü minallahi ve rasulihi ila ahiraya. Bu şekilde okunur, sure baştan okunacaksa. Ama devam ediyorsa Enfal suresi, direkt sanki devam ediyormuş gibi devam edilir. Tevbe suresi de 104. ayette geçen tevbe kelimesi sureye ad olmuş. Özellikle bu imkanları olduğu halde savaşa katılmayan 3 sahabenin hikayesi üzerinden bu isimlenme yapılmış. Yani tevbe kelimesi sure isim olmuş. Bera'e ismi de, yani ilk kelimesi de bu surenin meşhur isimlerindendir. Sure-i Celle müşriklere bir ihtardır, bir fesih anlaşması, bir ultimatumdur aynı zamanda. 4 aydan sonra müşriklerin kutsal beldeyi Mekke'yi terk etmeleri ve artık bir can güvenliklerinin olmadığı bu noktada, ama anlaşmalı olan müşriklerle anlaşma bitene kadar bu noktada onların o Mescid-i Haram civarında kalabileceği, fakat anlaşması olmayanların da 4 aydan sonra ya iman edip, tövbe edip İslam'a gelmeleri ya da orayı terk etmeleri
gerektiği vurgusu yapılır. Yine kıymetli kardeşlerim, bu Tevbe suresinde de özellikle Allah'ın mescitlerini, yani başta Beytullah, Mescid-i Haram olmak üzere oraları imar edenlerin, etmeye hakkı olanların ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazı kılan, zekatı veren ve yalnız Allah'tan korkup çekinen kimseler Allah'ın mescidini imar edebilir. İşte bunların doğru yolu bulanlardan onlara umulur diyerek 18. ayette müminlerin gerçek mescitlerin imar ve bakımıyla sorumlu olduğu, onların buna layık olduğu, onların bunları yapması gerektiği, onların bu hizmetlerini kabul edileceği vurgusu yapılır. Mekke müşriklerinin işte hacılara su verme ve Mescid-i Haram'ın imarı ilgili işlerinin iman olmadığı müddetçe ve bir anlam ifade etmeyeceğini, çok da önemli olmadığını, Allah'ın çok değer vermediğini, çünkü şirk üzere olmalarından dolayı Cenab-ı Hakk'ın ona değer vermediği vurgusu yapılır. 23. ve 24. ayette Tevbe suresinin, ey iman edenler, şayet inkarı imanı tercih ederlerse babalarınızı ve kardeşlerinizi dahi dayanıp güvenecek dostlar edinmeyin. İçinizden kimler onlara dost edinirse işte kendilerine kötülük edenler bunlardır şeklinde. Yani müminlerin kardeşi olduğu, müminlerin ancak müminlere dost ve sırdaş olabileceği, kafir olması durumunda baba ve kardeşlerin dost edinmemesi gerektiğini ayet-i kerime vurgular. Devamındaki 24. ayette ise de ki, eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, hısım, akrabanız, kazandığınız mallar, durgunluğa uğramasından endişe ettiğiniz ticaretiniz ve hoşlandığınız meskenler size Allah'tan, peygamberinden ve onun yolunda cihattan daha sevimliyse, artık Allah'ın buyruğunu, yani kıyameti de parantez açıklama yapılmış, gerçekleştirinceye kadar bekleyin. Allah günaha sapılan kimseleri hidayet erdirmez şeklinde müminlerin ancak Allah, peygamber ve Allah yolunda cihadı her şeyden üstün tutmaları ve dostların ancak Müslümanlar olduğu vurgusu yapılır. Kıymetli kardeşlerim, başta da söylediğim gibi Bedir, Huneyn ve Tebuk seferlerine vurgu yapılır. Enfal suresinin son bölümünde Bedir'den, işte bu 25. ayetten itibaren Cenab-ı Hakk'ın Huneyn savaşında Müslümanlara görünmeyen ordularla, askerlerle ve indirmiş olduğu, katından indirmiş olduğu bir itminan ve güvenle onları desteklediği, dünyanın onlara dar geldiği bir anda Cenab-ı Hakk'ın zaferi onlara verdiği, bu destekle lütfettiği anlatılır. Yine 31. ayette Yahudi ve Hristiyan din alimlerinin rahiplerin Meryem oğlu İsa'yı Rab edinmeleri, bu şekilde Allah'a ortak koşmaları yanlışından bahsedilir. Hatta rahiplerin veya Hristiyan din alimlerinin bir ilahlık özelliği varmışçasına onlara bu benzeri bir otoritenin verilmiş olmasını Cenab-ı Hak eleştiri, doğru olmadığını söyler. Yahudilerin Üzeyr Aleyhisselam için haşa Allah'ın oğlu, Hristiyanların da Hazreti İsa için bu yanlışa düştükleri bahsedilir. 29. ayette cizye'den bahsedilir. Müslümanların kendi içlerinde yaşayan ehli kitabı koruma ve emniyetleri, güvenliklerinden dolayı onlardan cizye alabileceği vurgusu yapılır. Ve 32. ayette müşriklerin, kafirlerin Allah'ın nurunu ağızları söndürmek istediklerini, yani İslamiyet'i yok etmek istedikleri ama Allah'ın inkarcıların hoşuna gitmemesine rağmen nurunu tamamlayacağı müjdesini verir Cenab-ı Hak. Ve bütün dinlerin üzerindeki yerini alsın diye Resulünü doğru yol rehberi ve hak diniyle gönderen odur. O, müşrikler hoşlanmasalar diye Cenab-ı Hak İslamiyet'in bütün dinlere, bütün dünyada hakim olacağını, yani dünyada yok olmayacağını, ilelebet devam edeceğini vurgusu yapılır. Yine 34. ayette Yahudi din alimlerinin, Hristiyan din adamlarının insanların mallarını haksız yere aldıkları ve topladıkları bu işte değişik yollarla elde ettikleri bu servetleri infak etmedikleri, hayırda kullanmadıkları, bu birikimlerinin, yani zekat vermedikleri, bu birikimlerinin kendilerine ahirette azap olacağı, bir ateş olacağı, alın, böğür ve sırtlarında dalanacağı şeklinde vurgu yapılır. Onların bu bağnazlıkları ve cimrilikleri, bu haksız kazançları vurgulanır. 36. ayette haram aylardan bahsedilir ve müşriklerin haram aylarla da oynadığından, haram ayların yerini değiştirmesiyle ilgili nesiyeden bahsedilir.
nesilden bahsedilir. Yani bu müşriklerin aslında dini olan bütün değerleri istismar ettiği vurgusu yapılır. 40. ayette Tevbe suresinde Cenab-ı Hak hicrette vurgu yapar. Özellikle Hazreti Peygamber ve sadık dostu Ebu Bekir'in Sevr mağarasında Allah'ın onlara olan özel bir lütuf sayesinde nasıl ki düşman zulmünden düşman tabiri caizinde düşmanlara saldırısından veya onları yok etmek isteme duygularından nasıl koruduğunu bahseder ve la tahsan inallaha ma'ana vurgusu yapılır peygamberimizin dilinden. Yani siz Allah'a ve Resulüne arka çıkarsanız Allah da size bu noktada destek ve arka çıkar. Korkmayın. Daha önce Allah müşrikler ayağın dibine geldiği halde peygamberini ve dostu, sadık dostu Ebu Bekir'i nasıl koruduğunu hatırlatılarak Tebük seferinin zor bir sefer olduğu, işte bir aylık mesafe, Temmuz sıcağı gibi meşakkatli büyük bir düşman, o dönemin Bizans'ı, Rum gibi güçlü bir devleti, ama Müslümanların asla korkmaması gerektiğini, Allah'ın yardımının onlarla beraber olduğu vurgusu yapılır. Devam eden ayetlerde kıymetli kardeşlerim, özellikle münafıkların, o Medine münafıklarının başta olmak üzere savaşa katılmak için ne tür yalanlar söylediğini, Allah ve ahiret gününe iman etmeyen, şüphe içinde olan, habire yemin eden, insanları fitneye düşürmek için fitnelik eden ve yalan söyleyen, bu noktada bu şekilde çıkarcı oldukları, mallarını İslam ve din uğruna harcama istemedikleri ilgili vurgular yapılır. Bu şekilde 60. ayete kadar münafıkların bir kısmı özelliklerinden bahsedilir. Ve Peygamberimize onların malları ve evlatlarına imrenmemesi, onların sadece bu nimetlerle ahiretteki azaplarının Allah onlara dünya hayatında bunlarla eziyet çektirmeyi ve canlarının da kafir olarak çıkmasını murat ediyor şeklindeki bir ifadeyle onların hayrına olmadığı vurgusu yapılır. 60. ayette zekatın ancak yoksullar, düşkünler, sadakaları toplayan görevlilere, kalpleri İslam'a sındırılacak olanlara, azat olacak kölelere, borçlulara, Allah yolunda çalışanlar ve yolda kalmışlara ait olduğu vurgusu yapılır. Yani bu zekat kimlere verilir hususundaki 60. ayet Tevbe suresinin zekatın kimlere taksim edileceğini açık ve net belirten ayettir bu. Kıymetli kardeşlerim, dediğim gibi münafıkların özelliklerinden çokça bahsedilir bu ayetlerde. Onların kadınıyla erkeğiyle birbirlerine benzediği, kötülüğü emredip iyiliğe engel, hayır için harcamaya ellerinin varmadığı, yalancı, işte yeminde aşırı gittikleri vurgusu yapılır. Bu şekilde onları Cenab-ı Hak eleştirmiş, onlara azap olacağı, buna karşılık mümin erkek ve mümin kadınların birbirlerinin dostları olduğu, iyiliği teşvik eden, kötülükten alıkoyan, namazı kılan, zekatı veren, Allah ve Resulüne itaat eden bahtiyarlar olduğu, Allah'ın da rahmet ve mağfiretinin onlara olacağı, adın cenneti ve nimetlerinin ve en büyük nimet olan ilahi rızanın da her şeyin üstünde onlara ait olacağı vurgusu yapılarak devam eder. Evet, yine 80. ayette Peygamber aleyhisselam 70 kere de istiğfar etse o münafıkların Allah'ın affetmeyeceği vurgusu yapılır. Ve 84-85. Ayetlerde ise özellikle münafıkların başı olan Abdullah bin Selül'ün ölümü üzerine onun namazını kılmaması, mezarı başında durmaması Allah Resulü'ne emredilir. Bu şekilde Tebük seferine hazırlıkla ilgili kıymetli kardeşlerim yapılacak onlar anlatılır. Allah Resulü'nün bu noktada Allah'a ve müminlere dayanması, onları teşvik etmesi ve samimi olan müminlerin de niyetlerinin karşılığını mutlaka görüleceği vurgusu yapılarak devam eder. 93. ayette biter. 93. ayet şöyledir. Sorumluluk sadece imkanları müsait olduğu halde senden izin isteyenler için vardır. Onlar geride kalanlarla beraber olmayı yeğlediler. Allah da onların kalplerini mühürledi. Artık doğruyu bilemezler. Yani sakat, hasta, imkanı olmayan, yani sefere çıkacak imkanı olmayanlara Cenab-ı Hak asla bir vebal olmayacağını ama imkanı olduğu halde nifakından, münafıklığından ve dürüst olmayışından dolayı, yani gerçek bir gerekçesi olmadığından dolayı geride kalan kimselerin Allah'a hesap vereceği vurgusu yapılır. Sure-i Celle bu şekilde cüz devam burada biter fakat sure devam eder bu noktadan itibaren. 10. cüzde özetle kıymetli kardeşlerim, savaş hukuku, Bedir,
Huneyn ve Tebuk seferlerinde esnasında yaşanan bir kısım olaylara vurgu yapılır. Müslümanların birlik beraberlik içinde olması gerektiği, Allah'a ve Resulüne itaat etmesi olmazsa olmaz bir tavsiyedir. Zaferin ancak bu şekilde birlik beraberlik elde edileceği vurgusu yapılır. O dönemde ve günümüzde olabilecek olan münafıkların bir kısım karakteristik özellikleri kullanarak bunlara dikkat etmemiz gerektiği üzerinde bizler uyarılırız. Cenab-ı Hak bu sürecinde buyurulduğu üzere birlik beraberlik içerisinde Allah'a ve Resulü itaatte birleşerek her durumda zaferle, güzel neticelerle bir yaşam sürmeyi cümlemize ve cümlenize nasip eylesin. Her türlü şerlerden, kötülüklerden bizleri ve sizleri esirgesin diyerek noktayı koyuyorum. Cenab-ı Hak Allah-u Teala emanet ederek sizleri selamlıyorum inşallah.